Sputnik 1 uzay aracı bugün Kazakistan sınırları içerisinde kalan Baykonur uzay üssünden fırlatılmıştı. 4 Ekim 1957 günü SSCB tarafından yörüngeye oturtuldu. Sputnik uydu anlamına geliyordu. Sovyet istihbaratı ABD'nin yörüngeye test amaçlı bir uydu göndereceğini öğrenmişti. Bunu ilk yapan kendileri olmalıydı ve öyle de oldu. Sputnik dünyanın ilk yapay uydusu. Fırlatılışından 3 hafta sonraya kadar sinyal gönderebildi. 92 gün sonra 4 Ocak 1958'de atmosfere girdi ve yandı. Yörüngede 1400 tur atmış, 70 milyon kilometre yol kat etmişti. Nikita Khrushchev, Sputnik 1'in başarısından etkilenmişti. Ekim devriminin 40. yıl dönümünde yörüngede Sovyet imzası taşıyan bir uzay aracının olmasını istiyordu. Mühendisler bunun imkansız olduğunu söyleselerdi Nikita Khrushchev kararlıydı. Sputnik 1 fırlatıldıktan çok kısa bir zaman sonra Sputnik 2 için resmi bir karar çıktı. Ekibin sadece 4 haftası vardı ve bu kez uzay aracının içerisinde bir de canlı olacaktı. İsmi Laika. O 1950'lerde Sovyet caddelerinde dolaşan dişi melez bir köpekti. Rus yetkililer onu aldı ve bir uzay aracının içerisine koyup atmosfer dışına yolladı. Peki neden onu seçmişlerdi? Özelliği neydi? Aslında Sovyetler uzun zamandır uzaya bir köpek göndermeyi planlıyorlardı. 1951'den beri 12 köpek yörünge altı düzeydeki uzaya gönderilmişti. Laika bir sokak köpeği olduğu için zorlu koşullara, soğuğa ve açlığa dayanabilecekti. 31 Ekim 1957'de Laika ilk kez uzay aracına yerleştirildi. Yılın bu zamanı kalkış bölgesindeki sıcaklıklar düşüktü. Ayrıca bir ısıtıcıya monte edilmiş hortum Laika'nın bulunduğu bölünmeyi sıcak tutacaktı. Kısıtlı bir sürede hazırlandığı için araç çok kaba taslak yapılmıştı. Sputnik 2 uzaya sadece bir canlı taşımayacak, aynı zamanda güneşten gelen radyasyon ve kozmik ışınları da ölçmeye çalışacaktı. Laika uzaya çıkan ilk canlı olmayacaktı. ABD ve Sovyetler 1947'den beri roketler üzerine hayvan yerleştiriyorlardı. Roketlerin ilk günlerinde yer çekiminde olmadığı ortamda ne gibi etkilerle karşılaşacakları bilinmiyordu. Tahminler bile kısıtlıydı. Çoğunlukla köpekler ve maymunlar bu zararlı etkilerin en net sonuçlarını öğrenebilmek için birçok kez kullanıldılar. Bilim insanları her türlü hayvanı inceledi. Eşek arıları, böcekler, kaplumbağalar, sinekler, solucanlar, balıklar, örümcekler, tavşanlar, arılar, karıncalar, kurbağalar, semenderler ve salyangozlar hepsi teker teker incelendi. Uzaya ulaşan ilk hayvanlar meyve sinekleriydi. ABD, yüksek irtifalarda radyasyona maruz kalmanın etkilerini incelemek için bir Alman V2 roketini meyve sinekleriyle doldurdu ve onları 3 dakikada 109 km mesafeye ulaştırdı. Uzaydaki ilk memeli bir Hint şebeği olan Albert'tı ve görev başarısız olmuştu. ABD maymunları gözüne kestirmişken Ruslar köpeklere yoğunlaşmışlardı. 1960'larda Sovyetler'de en az 57 köpek bu iş için bakılıyordu. Sovyetler Temmuz 1951'de iki köpeği uzaya fırlattılar ancak yörüngeye sokmadılar. Onlar uzay uçuşunda hayatta kalmayı başaran ilk memeli oldular. Laika 31 Ekim 1957'de uzay aracına oturduğunda daha uzaya yükselişine 3 gün vardı. Araçta bir oksijen üretici, oksijen zehirlenmesini önleyen aletler, karbondioksit emen cihazlar yani bir yaşam destek ünitesi vardı. Hatta kabindeki sıcaklığın 15 dereceye geçmesi durumunda köpeği serinletmesi için bir vantilatör bile monte edilmişti. Jelatinimsi yiyecekler Laika'yı 7 gün hayatta tutabileceklerdi. Laika'nın üzerinde onun için özel olarak tasarlanmış bir koşum takım vardı. Otururken, yatarken ya da dururken hareketleri sınırlamak için zincirlere bağlanmıştı. Aslında kabinde onun dolaşabileceği bir alan da yoktu. Uydunun içerisinde Laika'nın kalbin durumunu denetleyen elektrokardiyogram, solunumunu, atar damar basıncını ve hareketlerini inceleyen bir takım cihazlar vardı. Laika 3 yaşında 5 kilo ağırlığında ve gerçek isimleri Küçük Kıvırcık, Küçük Böcek ve Küçük Limon olan bir köpekti. Laika onun dünyada popüler olan ismiydi. Rus bir dergi onun için soğukkanlı yazmıştı, diğer köpeklerle kavga etmezdi. Oldukça iyi kalpli bir köpekti. Eğitim sırasında ona Mushka ve Albin adında iki köpek eşlik etti. Sovyetler bu üç köpek arasından Laika'yı seçtiler. Tabi bu Laika için pek iyi olmayacaktı. Albin'e ise iki kez test roketlerinde uçtu.
Muşka'da sadece cihazlar ve yaşam destek testlerinde kullanıldı. Köpeklerin hepsi dar ve basık kabinlere alışmaları için boyutları sürekli küçültülen kafeslerde yaşadı. Köpekler bu kafeslerde boşaltım yapmayı durdurmuş, huzursuz olmuş ve sağlık durumları kötüleşmişti. Roketlerin kalkış seslerine benzer bir ses çıkartan santrifüje konulduklarında nabızları iki katına çıkmıştı. Laika seçilene kadar 3 köpek de jellerle beslendi. Laika kalkıştan önce bir bilim insanının evindeydi. Çocuklarla oynadı ve güzel bir vakit geçirdi. Doktor Vladimir Yazdovski, "Onun için güzel bir şey yapmak istedim," demişti. Sovyet bilim insanları Laika'nın bu görevden canlı dönmesini beklemiyorlardı. Böyle bir ihtimal söz konusu değildi. Sputnik 2 Laika'nı göreceği son şey olacaktı. Laika 3 Kasım 1957'de bir kez daha uzay aracına bindi. Bu aynı zamanda sondu. Acıları ve yaşamı içinde son saatlerdi. İki görevli özel olarak Laika izlemeleri için görevlendirilmişti. Kalkıştan dakikalar önce Laika'nın tüylerini solüsyonla ıslattılar. Dikkatlice onu taradılar ve hayati belirtilerini gösterecek olan cihazların yerleşeceği yerleri iyotla boyadılar. Artık her şey hazırdı. Görevli ona son kez baktı ve uzay aracından uzaklaştı. Moskova saatiyle 5.30'da Laika uzaya fırlatıldı. Uzay aracı en yüksek hızına ulaştığında Laika'nın solunumu kalkıştan öncekinin 3 ile 4 katına çıkmıştı. 103 kalp atışı kalkış başladıktan hemen sonra dakikada 240'a yükselmişti. Araç yörüngeye ulaştığında Sputnik 2'nin burun konusu adı verilen bir bölümü aracın geri kalanından ayrıldı. Ama A bloğu adı verilen bir kısım beklenildiği gibi araçtan ayrılmamıştı. Bu da ısı kontrol sistemlerinin durmasına neden oldu. Kabindeki sıcaklık 40 dereceye yükselmişti. 3 saatin ardından Laika'nın nabzı dakikada 102'ye kadar düşmüştü. Dünyada yapılan denemeler bunun 3'te 1'i kadardı. Köpek yoğun bir baskı altına girmişti. Veriler onun tedirgin olduğunu ama yemeğini yediğini gösteriyordu. Uçuşun 3. saatinden sonra uzay aracından gelen canlılık göstergesi anlamını yitirdi. Laika ölmüştü. Sputnik 2 14 Nisan 1958'de yörüngeden çıktı ve dünyaya doğru düşerken parçalara ayrıldı. Aslında Sovyet bilim insanları onu zehirli gıdalarla besleyerek öldürmeyi planlamışlardı. Laika'nın ölüm sebebi yıllarca bilinemedi. Birbiriyle çelişen açıklamalar vardı. Bir tanesi uzay aracının gücünün bitmesi yüzünden öldüğü iddiasıydı. Diğer bir açıklama kasıtlı olarak zehirlendiğini söylüyordu. Uzun yıllar sonra 1999'da bazı Rus kaynaklar onun kabindeki aşırı ısıdan öldüğünü söylemişti. 2002 yılında çok sağlam bir kaynak açıklama yaptı ve 1999'daki iddiayı zorladı. Sputnik 2 görevindeki isimlerden Dmitri Maleshchenkov, Laika'nın 4. uçuş devresinde kabindeki aşırı ısınmadan öldüğünü açıkladı. Zaten bu kadar kısa bir zamanda kontrollü, güvenilir ve sağlam ısı kontrol sistemi yapılması imkansızdı. Sovyetler ve ABD arasındaki uzay yarışı o dönemlerde bu deneylerin etik açıdan incelenmesinin önüne geçiyordu. Basın bu olayları politik açıdan yorumluyor, hayvanların sağlığı ve alınan önlemlerle ilgili detaylardan pek bahsetmiyordu. O dönemki çalışmalar ancak uzun bir zaman geçtikten sonra tartışılmaya başlandı. Sputnik 2 zaten sağlam bir şekilde geri dönmek için tasarlanmamıştı. Yani Laika'nın öleceği kesindi. İngiltere'deki hayvanseverler köpeklere yapılan zulmü protesto etmek için tüm köpek sahiplerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etmişti. Sovyetler Birliği'nde ise bu konu pek gündemde değildi. Yine de bazı basın organları, halktan bir kesim ve az sayıdaki akademisyenler uzaya köpek gönderme fikrini eleştirmişlerdi. Sovyetler Birliği çöktükten sonra uzaya köpek gönderme görevlerinde sorumlu olan bir isim pişmanlığını dile getirmişti. Hayvanlarla çalışmak hepimiz için bir ıstırap kaynağıydı. Onlar konuşamayan insanlar gibiydi. Zamanla üzüntümüz arttı. Bunu hiç yapmamalıydık. Zaten köpeğin ölümüne değecek bir sonuç da alamadık. Laika'nın Moskova yakınlarında kozmonotların eğitildiği bir bölgede heykeli var. Laika anısına basılan bir Romanya pulu. Sadece Romanya değil, Moğolistan, Macaristan, Polonya ve Birleşik Arap Emirlikleri de pullar bastı. Birçok sanatçı albümlerinde Laika'yı anlattı. Laika adında bir çizgi roman yazıldı. Kısa yaşamında unutulmayacak izler bırakmıştı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.